Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Merhaba tekrardan. Bugün ekmek pişirdik annemlere. Ben de biraz çileyeceğim, ekmek çileyeceğim, sulayacağım, götüreceğim kendime de. Yarın gideceğiz inşallah Antalya'ya. Biraz da bazlama yaptık, gözleme yaptık. İşte ekmeğimizi şu arkaya yığın yaptık işte. Bir tanesini oraya yığdık şimdilik. Şimdi ben yarın gideceğim için biraz ekmek sulayacağım. Yufka ekmeği nasıl sulandığını hani bilmeyen arkadaşlar varsa muhakkak biliyordur zaten çoğu insan da. Şöyle sizle hem sohbet videosu olarak hem de şöyle yufkalarımı çilerken göstermek istedim, çekmek istedim. Şöyle, evet, telefonumu ayarladım. Şu şekilde suyumu da alayım yanıma. Biraz ben de götüreyim bir dahaki gelene kadar. Biraz çilesem yeter. Zaten çocuklar çok giymiyorlar da. Biz diyoruz. Şu şekilde suyu şu kenarlara doğru, kenarlarına, ortasına çilendiği yeter yani. Çilendiği kadar ortaya yeter. Şöyle kenarlarını suluyoruz. Bir tarafını suladım şu şekilde. Tek sonra arka kısmını da çok az böyle suluyoruz. İlla ki köylü insanı değil miyiz yani? Bu yufkayı çok seviyorum ben. Bir ben seviyorum, bir de kayınvalidem sever zaten. Çünkü çocuklar çok yemiyorlar. Ben böyle çileyerek götürüyorum. Yarın arabamızla dolu olacak, o yüzden fazla götüremeyeceğim. Çileyip de götüreceğim. O yüzden almaz diye zaten kalabalığız. Biraz da bazlama yaptık. Şimdi bazlamalarımı da göstereyim. Bu videodan sonra videomu kesmeden hem arkasını hem önünü sunuyoruz arkadaşlar. Yiyenler, sulayanlar hani genelde bilir ama bilmeyenler varsa bu şekilde hep sohbet edelim. Şekilde. Şimdi ekmeğimizin ters tarafı burası. Dürerken de böyle düz tarafından düreceğiz. Şimdi şu kalan uçları üzerine örtüyorum. Bu şekilde bir 15-20 dakika, 10 dakika böyle bir beklesin, dinlensin, ekmeklerimiz yumuşasın. Ondan sonra dürerken de gösteririm size. Şu şekilde. Bu bekleye dursun ekmeğimiz. Evet. Evet. Gözlerimiz de bayağı yapmıştık. Biraz difrize koyarız. Daha sonra yeriz diye fazlaca yapmıştık. Her zaman böyle olmuyor. Hani ne kadar ne olsa da tavada yaptığın ya da normal başka sarçta, hamaratta falan yaptığın yani böyle olmuyor. Gözlemelerimiz de böyle. Evet arkadaşlar, şöyle bazlamalarımız da şu şekilde. İlk önce sabah yufkamızı açtık biraz. Sonra gözlememizi yaptık acıkınca. Hem de fazla yaptık gözlemeyi. Ondan sonra arkasından da annem hamur yoğurmuştu, mayalı hamuru. Mayalımızı da attık. Bu şekilde.
Bunlardan da götüreceğim biraz. Şu şekilde bazlamalarımız illaki yani ne tavada ne hamaratta yaptığına benzemiyor yani. İllaki saç. Saçta olan yufka bazlama çok başka oluyor. Evet arkadaşlar, bazlamalarımız biraz annem şöyle kurusun soğusun diye sermişti. Onları gösterdim şimdi size. Şimdi de yufka ekmeklerimizi dürredim sizle beraber. Biraz önce sulamıştım. Evet, şu şekilde. Biz böyle dürüyoruz arkadaşlar. Böyle. Şu şekilde. Katlıyoruz. Rahmetlik babaanneciğim bunu çok güzel çilerdi. Üzerine bez örterdi. Şöyle bir 5-10 dakika, 10-15 dakika dururdu. Onunki yumuşacık böyle çilerken hani böyle ne hamur olurdu ekmek fazla çilerdi ne de kuru olurdu. Çok güzel çilerdi. Onun kadar olamasam da nur içinde yatsın rahmetlik babaanneciğim. Bu arada rahmetlik babaannemin ismi benim de. Benim adım Gülsüm. Babaanneciğimin ismini koymuşlar bana. Şekilde. Biz böyle duruyoruz. Şöyle göstereyim. Şu şekilde duruyoruz yufkalarımızı. Bugün bayağı bir yorulduk. Yufka, gözleme, bazlama derken akşamı ettik. Şu an saat akşamın 10.30 falan sanırım saat şu anda. Yarın köye işte Antalya'ya döneceğiz. O yüzden şöyle biraz ekmek çileyim dedim. Evet mis gibi çileyince sanki yeni hani nasıl diyeyim farklı bir hani ocakta pişerken farklı bir kokusu var. Çiledikten sonra farklı bir kokusu var bu ekmeğin. Ben çok seviyorum öfke ekmeğini. Tabii ki her halinden belli çok sevdiğim tabii ki ben. Şu şekilde. Yufka ekmeğimi dürdüm. Şöyle bu şekilde örteyim. Sabaha kadar dinlensin bu şekilde. Sonra paketlerim. Evet. Şöyle bohça şeklinde yapalım. Bu şekilde. Yine dinlensin. Demlensin ekmeğimiz. Böyle kalsın. Evet. Şu şekilde bakın. Size ne göstereceğim. Şekilde. Bahçeden topladığımız nergislerimiz bunlar. Şekilde. Misler gibi kokular her yere yayılıyor. Eskiden çok olurdu arkadaşlar bunlar bizde. Kardeşim rahmetli hastaydı o zaman. Böbrek hastasıydı benim kardeşim. Şu ağaçların dibinde şu köşede ağaçlar var. O ağaçların dibinde her ağacın dibinde muhakkak nergis ağaçları sıralı full doluydu böyle. Böyle kışın baktığın zaman sanki kar yağmış gibi o kadar çok tutardı. Sanki o köşeye kar yağmış gibi. Bembeyaz nergis çiçeğiydi böyle sıralı şekilde. Ama şimdi eskisi kadar olmuyor. Eskisi kadar olmasa da şöyle mis gibi kokuyor. Kardeşim rahmetlik hastayken anneciğim bunları toplardı o zamanlar. Böyle demet demet yapardık şu aralara. Yapraklarından koyardık, süslerdik. Böyle demet demet yapıp hemşirelere, doktorlara götürürdü annem. Çok severdi böyle götürmesi. Kardeşim de çok severdi. Doktorlara hediye ederdi, hemşirelere hediye ederdi. Nur içinde yatsın. Hep nergis hani gördüğüm zaman eskiler aklıma geliyor biraz. Kardeşimin rahatsızlığı, nergisleri demet demet yapıp hastaneye götürmesi aklıma geliyor annemin.
Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hayat işte. Evet. Şu şekilde kapanışı yapalım mı? Çok güzel görünüyorlar değil mi? Ben de çok yorgun. Evet. Şu şekilde kapanışı yapalım mı? Mister. Çok seviyorum. Nergis kokusunu da çok seviyorum. Direkt şöyle kokuyu aldığım zaman, koktuğum zaman başıma ağır geliyor. Çok ağır geliyor bir taraftan da. Çok seviyorum ama kokusu ağır geliyor bazen. Neyse bakalım arkadaşlar. Bu videomda bu kadar olsun. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.